Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu programda en çok sıkıntısını çektiğimiz ve karşılaştığımız zaman ne yapacağımızı tam olarak bilemediğimiz mantari hastalıklara karşı neler yapabiliriz konusuna değinmek istiyorum. Öncelikle şunu söylemek gerekir. İster mantari hastalıklar olsun, ister bakteriyel hastalıklar olsun, isterse de virüs hastalıkları olsun. Bu hastalıklar bahçemize girdikten sonra doğal yollarla bunlardan kurtulabilmek çok kolay olmaz. Önemli olan aynı insandaki koruyucu hekimlik gibi hastalık olmadan önce hastalığı önleyebilecek bir takım tedbirler almamız gerekir. Yoksa hastalık bahçemize bulaştıysa bundan kurtulabilmek kolay olmayabilir. Bitkilerimizi kaybedebiliriz, verim çok aşağı düşer, canımız sıkılır, çok uğraşmaya çalışırız, uğraştıkça işi daha da kötü noktalara getirebiliriz. Öncelikle mantar, bakteriyel ve virüs hastalıkları çok iyi tanımamız lazım. Her ne kadar ortak mücadelesini yapabileceğimiz bir takım preparatlar veya uygulamalar olmasına rağmen, özellikle virüs hastalıklarında doğal ilaçlarla mücadele edebilmemiz çok da mümkün olmaz. Zaten virüs hastalığı olmuş bir bitkiyi acilen bahçenizden uzaklaştırmanız gerekir. Çünkü bu tarz ister mantari olsun, ister bakteriyel, ister virüs hastalıkları bir bitkide baş gösterdikten sonra diğerlerine çok hızlı bir şekilde rahatlıkla bulaşabilir. Özellikle mantar hastalıkları başladığı zaman görsel olarak onları fark edebilmeniz zordur. Görsel olarak bir sorun olduğunu fark ettiğiniz zaman artık o hastalık yayılmıştır. Yayılmış, gelişmiş ve bitkilerinizi öldürmeye başladığı anda siz fark edebilirsiniz. Görsel olarak hastalığı fark edebildiğiniz, teşhisini koyabildiğiniz bitkilerdeki çok ileri derecede hastalanmış olan yaprakları çok acil bir şekilde bitkinizden, bahçenizden uzaklaştırın. Bu tarz hastalıklara karşı mücadele ettiğiniz herhangi bir ekipmanınızı mutlaka dezenfekte etmeniz lazım. Şunu aklınızdan çıkartmayın. Bu patojenler sizin bahçenizde her zaman vardır. Gelişmek için ve bitkiyi hasta edebilmek için uygun şartlar arar. O uygun şartlar gelişmesine, popülasyonun artmasına neden olmaya başladığı zaman işte o zaman sıkıntı başlar. Mantar hastalıklarını nasıl engelleyebileceğinize dair videoları daha önce çekmiştim. Hangisi size daha uygun geliyorsa, ki benim size tavsiyem bütün bunları aralıklı olarak, periyodik olarak değiştire değiştire kullanmanız. Yaptığınız bütün ilaçlar, bütün bakterileri, bütün mantarları, bütün virüsleri öldürmez. Bu kimyasal ilaçlar için de geçerlidir. Mantar ve bakteriyel hastalıklardan kurtulmak için yapabileceğiniz doğal preparatlar arasında ekmek infüzyonu, at kuyruğu çayı ve papatya çayı vardır. Süt ve su karışımı da ciddi oranda sizi mantar hastalıklarından korur. Ancak özellikle süt ve su karışımıyla ilgili çektiğim videoyu mutlaka izleyin. Çünkü kullanımıyla ilgili bir takım hatalar yapılıyor. Bunun hastalıkları önlemesi için gerekli olan doğru uygulamayı o videoda anlattım. Bunlarla birlikte aspirin veya söğüt suyunu zaman zaman bitkilerinizin üzerine püskürtürseniz bu aynı insanlara aşı yapılması gibi bitkinin hastalıklara karşı direncini arttıracaktır. Üzerinde zaman zaman durduğumuz lap serumu, yani laktik asit bakterisi serumunu da aynı diğerleri gibi sezon içerisinde bitkilerin üzerine yıkama şeklinde püskürtürseniz birçok hastalığı önlemiş olursunuz. Sebzelerinizi hasta etmeden nasıl yetiştirebilirsiniz videosunda hem laktik asit bakterisi serumunu yapmayı anlattım, hem de bunu bitkilere hangi dönemlerde, hangi oranlarda ve doğru şekilde nasıl verebileceğinizi anlattım. Bahçemizde
bu tarz bir hastalık baş gösterdiyse, öncelikle hastalık olan bütün yaprakları uzaklaştırmak gerekir. Sezonun sonuna doğruysa, artık bitki üzerinden gerekli hasatı yaptıysak, bitkiyi de bahçeden uzaklaştırma tercihini kullanabiliriz. Ancak sezon başındaysak, bitkimizi tedaviye alıp hastalıktan kurtulabiliriz. Bunun için üzerinde hastalık teşhis ettiğiniz bütün yaprakları, gerekirse dalları uzaklaştırın, kesin, atın ve ondan sonra daha önce saydığım preparatlarla iyice bitkinizi yıkamaya çalışın. Bu preparatları toprağa da uygulayın. Bu tarz uygulamalar çok etkili olmayabilir. Bunun için sürekli bahçemizi kontrol altında tutalım ve hastalık tekrardan baş gösteren bir takım yaprakları da uzaklaştırarak bu hastalığı engellemeye çalışalım. Ancak artık bitki iyice hastalandıysa mutlaka onu bahçeden uzaklaştırmak gerekir, yoksa diğer bitkilerimiz de hastalanmaya başlayacaktır. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.